Metacritic'ten tekrar merhaba. İkinci bölümde Erk Acerer'i konuk ediyoruz. Erk Acerer dün Berlin'de evinin avlusunda saldırıya uğradı. Erk merhaba, geçmiş olsun. Merhaba, çok teşekkür ederim. Erk, kısaca anlattın Twitter'da ama nasıl oldu saldırı? Bir onunla başlamak istiyorum. Aslında çok fazla eklenecek bir şey yok. Tam da anlattığım gibi. Yani kapının kapıdan giren bir komşumuz oluyor. Onu bekliyorlar. Onun üstüne de kapının önünde durup açık kapıdan içeri giriyorlar. Ortak bir avlumuz var. 3 tane ev var. Bir tanesi bizim. Apartmanın önünden geçiyorlar ilk ev. Oraya girmiyorlar. İkinci eve geliyorlar. O kapıyı geçtiklerinde de ben masada oturuyorum, dışarıda çalışıyorum bahçede. Kapıyı geçtiklerinde, son kapıyı geçtiklerinde bir tehlikenin olduğunu anlıyoruz. Ama çok da anlamaya fırsat vermediler doğrusu. Küfür ettiler. Yani bunu da söyledim. Yazmayacaksın bunları artık diye biraz da kaba bir şekilde küfür ettiler ve saldırdılar. Biz ama gelirken ceplerinde ellerini cepleriyle tuttuklarını gördük, yani üçünün birden. Dolayısıyla bir silahla geldiklerini de anlamış olduk. Çok hızlı oldu zaten. Darp ettiler. Darp ettikten sonra biraz şey oldu. Komşulardan tepki oldu. Yani bağırışmalar oldu. İşte polis, polizay diye bağırmalar oldu. Bunun üzerine de telaşlandılar ve kaçmaya başladılar. Benim önümde bir şey vardı. Şişe vardı. Kutu vardı. Kutu bir içecek vardı. Onu attım arkalarından ve peşlerinden koştum. Bir gazeteci refleksiyle yaptım. Bunu sonradan anlıyorum. Çünkü hani yakalayıp onlarla mücadele etmek gibi bir şansım yoktu. Peşlerinden koşup bağırdım. Bir işaret ettim aslında. Yani bunlar saldırgan failler ve mümkün olduğunca kişi belki kameraya alacaktır, belki işte bilgi verecektir, sonra eşkal tanımı yapacaktır diye. Sonra da hani üzerimde kan vardı. Ağzımda bir problem oldu. Kafamın sağ tarafında bir problem oldu. Solunda bir problem oldu. Sonra ambulans bekledik. Polis geldi. Ve hastaneye gittik. Yani tabii o saatten sonra benim yanımda birden fazla polis vardı. Hem işte bu sivil polisler, hem üniformalı polisler. Evimde de polisi oldu o saatten itibaren. Sonra hastanede bu şişliklerden kafamdaki endişelendiler ve o tomografi çektiler ve kırıktan şüphelendiler her iki tarafta da. Ama Allah'tan böyle bir olumsuz durum karşımıza çıkmadı. Yani şu anda işte biraz ağrılarım falan var, toparlamaya çalışıyoruz ama en kritik mesele. Evet, Erk'le telefon bağlantısını kaybettik. Birazdan yeniden bağlanırız Erk'e. Saldırı anını anlatıyor. Ortak avluda saldırıya uğradığını anlattı. Üç kişi olduklarını, küfür ettiklerini ve de yazmayacaksın diye bağırdıklarını söylüyor. Aslında işin kritik meselesi bu. Tabii şimdi Erk'le de konuşmaya devam ederiz. Evinin adresini bilmeleri, üç kişi gelmeleri ve sonra hemen kaçmaları profesyonel bir iş olduğunu gösteriyor. En azından organizasyon olduğunu gösteriyor. Bu kişiler tabii genelde bu tür saldırılarda bulunan kişiler tetikçi diyeceğimiz kişiler. Hani burada da saldırıyı kendi inisiyatifliğiyle yapmayan, arkasında organizasyon olan kişiler. Erk hattımızda herhalde tekrar. Erk, yeniden merhaba. Erk, çok geçmiş olsun. Tekrar durumun iyi olmasına da sevindik. Şu anda evdesin sanırım, değil mi? Evdeyim ama şimdi birazdan çıkacağım. Polis merkezine gideceğim. Çünkü tekrar polisten çağırdılar. Şunu ilave etmek isterim. Bir keşif yani, yapmışlar. Ne diyor? Duyabiliyor musunuz? Evet evet, şimdi şeyi soruyorum, yani polis ne diyor, polis failleri bulma konusunda bir umut veriyor mu,
Malum orası Türkiye ya değil. Failleri bulmaya çaba gösterebilirler. Ya ben açıkçası tetikçilerle ilgilenmiyorum. Çünkü tetikçilerin kim olduğunu biz biliyoruz. Daha önce bir keşif yapılmış. Ve organize bir program var burada. Bunu çok net anlıyoruz. Bunu da birkaç defa söyledim. Tekrarlatmakta yarar görüyorum. Genel olarak yazdıklarıma ama özellikle son bir aydır yazdıklarıma bakmasını isterim. Okuyucuların tekrar gözden geçirmesini isterim. Halkımızın bakmasını isterim. Yani aslında çok doğru şeyler yazmışız. Çok doğru tespitler yapmışız. Bunun sonucunda da işte bu hadise meydana geldi. Ama şunu da ilave etmek isterim. Yani bir isimler ki hani o bağırdıkları şeyden yola çıkarak yazmayacaksın. Hayır, daha çok iyi yazacağım. İnat olsun diye daha fazla yazacağım. Kamuoyunu daha fazla bilgilendireceğim. Çünkü biz birlikte umudu olan, yaşama şansı olan, her şeyin eşit bölüşüldüğü bir ülke istemekteyiz. Dolayısıyla sadece ben değil, pek çok kişi bu idealin peşinden koşarken kaybedeceklerini anlayan bir iktidarın biz bu kaprislerine boyun eğmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin isterim. Evet, tabii Türkiye'de de çok sayıda gazeteci ve siyasetçi bu tür saldırılara maruz kaldı. Bu anlamda biraz bir ihraç durumu da var sanki, değil mi? Yani aynı yöntemi yurt dışındaki gazetecilere yönelik de devreye soktukları anlaşılıyor sana yönelik saldırıyla. Buna dair ne diyeceksin? Almanya özellikle bu konuda daha bir tehlike arz ediyor. Çünkü bu tür illegal örgütlenmeler diyelim, çete grupları Almanya'da daha fazla sanırım. Ya evet, doğru, okumanız çok doğru, fakat yani sadece ben değil, burada gazetecilik yapan arkadaşlarım, Türkiye'deki arkadaşlarım öyle. Her baskıya, her saldırganlığa, her terbiyesizliğe, her hedef göstermeye rağmen hiç de işlerinden vazgeçmiyorlar. Artacaktır, öyle bir dönem görüyoruz. Çünkü her ülkede olur bu. Her dönemin, her faşizan koşullarının olduğu dönemde bu olur. Artacaktır çünkü kaybediyorlar ve çok korkuyorlar aslında gerçekten. Ama şunu bilsinler, biz onlar kadar korkmuyoruz. Hatta hiç korkmuyoruz. Dolayısıyla gazeteciler işlerini yapmaya devam edecekler. Evet, saldırılar artacaktır. Böyle bir dönem okuyoruz biz de. Ama eninde sonunda da bu geçecek bir dönemdir. Peki Erk, senin zehirlenmeni isteyecek kadar gözü kararmış bir grup var karşımızda. Bunu Twitter'dan açık açık Süleyman Soylu'ya önermişlerdi. Son dönemlerde tehditler alıyordun. Sen yazdıklarını işaret ettin ama biraz daha somutlayabilir misin? Hangi haberlerden sonra bu tehditler yoğunlaştı ve tehditlerin geldiği merkez... Genel bir şeyi söyledin, evet doğru, hani iktidarın uzantıları olduğu çok anlaşılıyor, ama hangi mesele bunları böyle daha da celallendirdi diye sorabiliriz. Şüphesiz Sedat Peker'in yaptığı açıklamalardan sonra ve bu açıklamaların gazeteciler tarafından mercek altına alınmasından sonra ve bu iddiaların doğrulanmasından sonra çok fazla tedirgin olduklarını gördük açıkçası. Benim için de böyle bir artış dönemi oldu. Ben bekliyordum açıkçası, böyle bir saldırıyı bekliyordum. Hem posta kutumdaki maillerden bekliyordum. Hem gönderilen isimsiz WhatsApp yazışmalarından bekliyordum. Hem işte o küstah küfürlerden, hedef göstermelerin yoğunlaşmasından bekliyordum. Ama elinde bilgi olan gazeteci bunların hepsini kamuoyuyla paylaşır. Bundan sonra da paylaşmaya devam edecektir. Yani söyleyebileceğimiz şey bu. O nedenle saldırıların bundan sonra biraz daha yoğunlaşabileceğini düşünüyorum. Bu noktada da eski Devlet Bakanı Sayın Fikri Sağlar'ın ve MİT Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün dedikleri önemlidir. Bir suikastlar dönemini işaret etmişlerdi. Daha henüz Sedat Peker açıklama yapmadan, açıklamalarına başlamadan önce böyle bir dönemi işaret ediyor Türkiye gerçekten de.
Aslında ama... ne yazık ki belki de böyle bir döneme girdik Erk, değil mi? Çünkü HDP'ye yapılan katliam planlı saldırı, orada bir HDP çalışan hayatını kaybetmesi ve şimdi sana yönelik bu saldırı belki de böyle bir dönemin içinde olduğumuzu da gösteriyor. Evet, böyle bir dönemin içinde olduğumuzu düşünüyorum ben de. Ama şunu da halkımıza söylemekte yarar görüyorum ya da dostlarımıza. Bu dönem çok kalıcı bir dönem değil artık. Anladım. Erk, seni daha fazla yormayalım. Çok geçmiş olsun. İyi olmana sevindik. Saldırıya çok üzüldük tabii. Ama neyse ki iyisin. Ve hani sen yazmayacaksın, izleyicilerimiz affına sığınarak senin paylaştığımız için yazmayacaksın ulan dedikleri yerde biz de yazacağız ulan dememiz gerekiyor sanırım. Erk hattan düştü, vedalaştık. Cümlelerimizi duyduğunu umut ediyorum. Daha fazla yormamak için Erk'i yayından alalım. Çok teşekkürler ediyoruz Erk Acerer'e ve tekrar geçmiş olsun diyoruz. Devam edelim haberlerimize. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çelişkili aşı açıklamalarına tepki gösterdi. Biz utandık Sayın Erdoğan, düştüğü gülünç durumdan hiç utanmadı dedi. Dünyanın değişik yerlerinde, Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri, Amerika'da dahil, hepsi şu Covid'le ilgili aşı var ya, bu aşıyı ücretli yaptırıyor biliyor musunuz? Ücret alıyor, ücret. Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi, şu aşılar var ya aşılar, bu aşıları ücretle yapıyorlar. Bunun üzerine Avrupa'dan kahkaha sesleri yükseldi. Biz duyduk, kendisi adına utandık ama Sayın Erdoğan düştüğü gülünç durumdan hiç utanmadı. Aşı hizmetlerini de diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz. Sayın Erdoğan, aslında aşıyı vatandaşına kim parayla satıyor biliyor musun? Sen satıyorsun sen. Hem de bunu aklınca çaktırmadan... vatandaşa hissettirmeden yapıyorsun. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birbiriyle çelişen açıklamalarını böyle değerlendirdi. Aşı giderlerinin 1 Temmuz'da elektriğe yapılan %15, doğalgaza yapılan %12 zam ile tahsil edildiğini söyledi. Böyle bir tezgah olabilir mi? Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Pandemi döneminde senden başka elektriğe ve doğalgaza, yani temel ihtiyaçlara zam yapan başka bir hükümet başkanı var mı? Bir etrafına bak bakalım. Bak da utan. Yazıklar olsun. Ekonomik sorunlar da Akşener'in gündemindeydi. Öğrenmeye kapalı, akla ve bilime düşman, demokrasiyi de zayıflık olarak gören bu zihniyet Türkiye'nin en büyük yapısal sorunudur. İşte o nedenle Sayın Erdoğan gitmeden Türkiye zenginleşemez. Cuma günü özelleştirme kararı resmi gazetede yayınlanan Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye ilişkin de konuştu. TEİAŞ kar amacı gütmemesi gereken bir kurumdur. Bu sektörün kontrolü kamuda olmazsa ekonomik bağımsızlığımız tehlikeye girer. Türk devleti ve Türk milletinin varlıkları senin ve iş bilmez kadrolarının oyuncağı değildir kardeşim. Evet, Meral Akşener'in sözleri böyleydi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gündeminde Cumhurbaşkanı'nın kendisini muaf tuttuğu tasarruf genelgesi, Emine Erdoğan'ın porsiyonları küçültün önerisi, Anayasa Mahkemesi'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri vardı. Birdenbire müthiş bir zam yağmuruyla karşı karşıya kaldık. Temmuz ayı Haziran'ı adeta mumla aratır hale geldi yani. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına dikkat çekti. İktidarı eleştirdi. İktidar açıklanan rakamlardan rahatsız. Hakiki enflasyon çok daha endişe verici olmasına rağmen TÜİK'te çalışanları adeta azarladılar. İki tane başkan yardımcısı gitti, yerine yetmedi, üç tanesi geldi. Ülkenin ekonomisini
Bu rakamları bulmaya çalışan, tespit etmeye çalışan insanları değiştirerek düzeltemezsiniz. Bir türlü bunu anlamıyorlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı tasarruf genelgesinde kendisini muaf tutmasını eleştirdi. Siz tasarruf tedbirleri yayınlayacaksınız ama diyeceksiniz ki ben bu tedbirler kapsamında beni mütalaa etmeyin Sayın Cumhurbaşkanım. Olmaz. Olmaz. Emine Erdoğan'ın yaptığı porsiyonlarınızı küçültün açıklamasına tepki gösterdi. Porsiyonlarınızı küçültün biraz tavsiyesine muhatap olurken öbür taraftan Marmaris'te yazlık saraylar inşa ediliyor. Anayasa Mahkemesi'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verdiği kararı değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi son güvence noktası oldu Türkiye'de. Orası kaldı. Onun dışında maalesef üzülerek ifade edeyim ki adalet mekanizmasına güven kökünden sarsıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylemine ve izlediği politikalara tepki gösterdi. Siyasi ortaklara göre masum insanlar suçlu, daha da kötüsü suç işlemiş insanlar da kahraman ilan edilebiliyor. Bu mantık felaketin işareti. Ya bendensin ya da hainsin anlayışı demokrasiyi işlemez hale getiriyor. Evet, Karamollaoğlu sözü Bahçeli'ye getirdi. Biz de oradan devam edelim. Bahçeli'nin son açıklamaları yine Ankara'da önemli bir gündem maddesi. Ne onlar? Süleyman Soylu'ya sahip çıkan sözleri. Süleyman Soylu'yu yalnız mı sandınız diye sorması. Kime soruyor sorusunu da beraberinde getirdi. Adresin Erdoğan olduğu yönünde çokça yorum var. İşte iki köşe yazısına yer verelim. İlki kısadalga.net'ten Bülent Özdağ'ın yazısı. Bahçeli saraya kayyım mı olacak, oyun dışı mı kalacak diye soruyor yazısının başlığında Bülent Özdoğan. Şunu söylüyor: MHP liderinin açıklaması sadece Süleyman Soylu'ya verilmiş bir destek değil, Kürt sorununa çözüm arayışları konusunda Erdoğan'a yapılan ciddi bir uyarı diyor Bülent Özdoğan. Ve Erdoğan Diyarbakır'a gidecek, onu hatırlatıyor. Erdoğan Diyarbakır'a Soylu olmadan gider ve barışa, diyaloğa dönük mesajlar verirse bu MHP ile köprüleri atma operasyonunun işaret fişeği olarak değerlendirilecek diye yazmış Bülent Özdoğan. Meselenin sadece Soylu olmadığını söylüyor. Erdoğan için Soylu gündeme gelen kirli ilişkiler ağının ötesinde bir anlam taşıyor. Erdoğan iktidarı şu an için Kürt sorununu Bakan Soylu'ya emanet etmiş durumda. Soylu'nun çözümü ise sokakta insanları konuşturmamak, dağda da nefes aldırmamak üzerine kurulu, devletin yıllardır denediği ve başarıya ulaşamayacağı dünya örneklerinde de görülen şiddete karşı şiddet politikası şu anda Soylu'nun temel politik hattı. Erdoğan Kürt oyları için çözüme dönük bir atım atacaksa bu değişimi Süleyman Soylu ile yapması mümkün görünmüyor. Bu gerçeği bilen Devlet Bahçeli'nin Soylu'ya tam desteğin ardında da bu yatıyor. Yani Bahçeli'nin grup toplantısındaki mesajını sadece Soylu'yu gözden çıkarmamak olarak değil, Kürt sorununa barışçıl çözüm arayışı olasılığına karşı saraya verilmiş bir muhtıra olarak okumak gerekiyor. Bahçeli'nin Soylu'yu savunurken terörle mücadeleye yaptığı özel vurgu bunun açık bir göstergesi. Bahçeli tavrını açıkça ortaya koydu. Peki Erdoğan ne yapacak? Bu sorunun yanıtını Diyarbakır ziyaretinde öğrenmemiz mümkün. Erdoğan cuma günü uzun bir aradan sonra bir dizi açılış yapmak için Diyarbakır'a gidecek. HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret edecek. Erdoğan'ın ziyaretinde Soylu'yu da yanına alıp almayacağı belirsiz. Soylu ile birlikte gider, diyaloğa kapalı, çözümü daha sert tedbirlerde gören kayyum rejimini savunursa Bahçeli istediğini elde etmiş olacak. Erdoğan ise Soylu'ya bir süre daha tahammül etmek zorunda kalacak. Erdoğan Soylu olmadan gider ve barışa, diyaloğa dönük mesajlar verirse bu MHP ile köprüleri atma operasyonunun işaret fişeği olarak değerlendirilecek. Sözün özü, cuma günü ya Devlet Bahçeli'nin saray hükümetindeki kayyımlık rolü onaylanacak ya da Cumhur İttifakı kendisini hayati bir tartışmanın içinde bulacak diye yazmış Bülent Özdoğan. Bu çok önemli yazısında, çok önemli değerlendirmelerinde. Gerçekten de sorunun, olayın, Süleyman Soylu üzerinden yapılan tartışmanın Kürt sorunuyla olan ilişkisi açık biçimde görülüyor. Peki başka bir köşe yazarı
Barış Terkioğlu Cumhuriyet Gazetesi'nde yine aynı konuyu yazmış. Soylu'yu kim çizdi diye soruyor. Barış Terkioğlu yine Bahçeli'nin açıklamalarından yola çıkarak. Ne diyor? Soylu'ya kendisini yalnız hissettiren ya da Soylu'nun yalnız olduğu izleniminden sorumlu olan muhalifler değildi. Kuşkusuz Bahçeli'nin kastettiği de onlar değildi. Bahçeli çıkışıyla aslında AKP'nin İçişleri Bakanı Soylu'yu yalnız bıraktığını hatırlatmış oldu. Bir salı klasiği olarak da Erdoğan'a Soylu'ya sahip çık mesajı gönderdi düşüncesini dile getiriyor yazısında. Ve şöyle AKP'nin 2015'teki kongresinde Süleyman Soylu'nun en az oyu alan aday olarak MKYK'ya girdiğini hatırlatıyor. Ve üstünün çizilmesini hatırlatıyor. Şöyle söylüyor, onun üstünü çizenler tabi delegeler ve İstanbul'du. Ve de tabi delegeler şunlar, genel başkan, merkez karar ve yönetim kurulu asıl üyeleri, disiplin kurulu başkan üyeleri, parti kurucuları, partili bakan ve milletvekilleri. Yani bu tabi delegelerden üstü en çok çizilenin Süleyman Soylu olduğuna dikkat çekiyor. Ve şöyle devam ediyor. Kısacası çizme işleri Davutoğlu'cuları bir yana bırakırsak öncelikle partinin tepesinden başlıyor. Milli görüşlere kadar uzanıyor. Öyle anlaşılıyor ki Erdoğan'ın desteği olmasa Soylu AKP teşkilatında zor tutunuyor. Haliyle kritik virajlarda sürekli Bahçeli'ye teşekkür etme ritüelini gerçekleşmesi sürpriz görünmüyor. Evlat olsa sevilir mi bilinmez, ancak Soylu'yu kendi evladı olarak görmeyen AKP, Soylu'yu Erdoğan istediği için bile desteklemiyor. Haliyle kritik dönemeçlerde örgütlü trolleri dışında parti içinde Soylu'nun yanında duran pek de kimse olmuyor. Evin istenmeyen güveyi olan Soylu'nun kaderinin tek karar vericisinin Erdoğan olduğu açıkça görülüyor. Soylu'nun en büyük destekçisinin de Bahçeli olduğu anlaşılıyor. Haliyle Bahçeli'nin yalnız mı sandığınız çıkışının asıl muhatabı Erdoğan'dan başkası değil diyor Barış Terkioğlu. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Soylu üzerinde yapılacak her tasarruf ya da yapılmayacak her tasarruf, Soylu'nun koltukta oturmaya devam etmesi, iktidarın yönelimini göstermesi bakımından ve Cumhur İttifakı'nın bekası bakımından kritik önem taşıyor. Bu açıdan Soylu gerçekten iktidar için ciddi bir kriz nedeni olmaya devam ediyor. Devam edelim. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anayasa Mahkemesi'nin gergerlioğlu ile ilgili verdiği karara ilişkin mahkeme bir yanlışı düzeltti dedi. Özgürlükleri kısıtlananların yanında olduklarını söyledi. Tabii o günden beri gerçekten... Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Sinop'ta konuştu. Gündeminde Anayasa Mahkemesi'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili verdiği karar vardı. Anayasa Mahkemesi bu tip davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'ne yönelik sözlerine tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verince bu yanlış düzeltildi. Daha alt mahkemeye karar gitmeden hükümetin, bugünkü iktidarın küçük ortağı konuşmaya başladı. Hakarete varacak ifadeler kullandı. Bu ülkede çarpık da olsa, azıcık işleyen bir adalet varsa biz bunu bugünkü iktidarın ortaklarına kurban edemeyiz. Güç koşullarda görevini yapmaya çalışan hakimleri meclis kürsülerinden hedef alanlara artık yeter dememiz gerekiyor. Gergerlioğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti. Ömer Faruk Gergerlioğlu'na buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimi de ayrıca iletmek istiyorum. Haksız yere özgürlükleri kısıtlananların, tutuklananların hep yanında olduk olacağız. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Pazartesi günü açıklanan enflasyon rakamı var ya, ÜFE'de %42, son 20 yılın rekoru ya. Dün açıklanan Merkez Bankası'nın reel efektif kur endeksi değerli arkadaşlarım, istatistiklerin yayınlandığı 1994'ten bu yana en düşük noktada bakalım 59.77. Şu andaki döviz kurunun geldiği nokta hem 5 Nisan 94 krizine göre hem de 21 Şubat 2001 krizine göre çok daha kötü bir noktada. Bunun tek bir sebebi var, tek bir sebebi. O da kötü yönetim.
Peki iktidar cephesinde ne var? Onu da AKP sözcüsü Ömer Çelik'in mesajlarıyla bakalım. Ömer Çelik partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde müjde vereceğini söyledi. Müsilaj konusunda 140 işletmeye ceza kesildiğini açıkladı. Çelik, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi çocuk asker kullanan ülkeler arasında göstermesine ise tepki gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz anneleri Ramazan'da kabul etti. Şimdi de onlarla yine bir araya gelecek. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine ilişkin konuştu. Müjde vereceğini söyledi. İnşallah yakında başka müjdeler de verecek. O sahneleri hep beraber gördük. Dolayısıyla hem orada Cumhurbaşkanımız annelerle buluşacak, hem gençlerle buluşacak. Kapsamlı bir Diyarbakır programı gerçekleşecek. Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası konuştu. Marmara ve Ege Denizi'ndeki müsilaj sorununa değindi. İşletmelere ceza kesildiğini söyledi. Ve mevzuata aykırı bir şekilde faaliyet yürüten 140 tesise yaklaşık 18 milyon lira para cezası kesildi. Denetimlerle birlikte İstanbul'da 15, Kocaeli'de 1, Bursa'da 1, Yalova'da 3, Balıkesir'de 8, Tekirdağ'da 41 işletme faaliyetten men edilmiştir. Çelik, koronavirüs salgınında tablo değişiyor dedi. Ancak tedbirlere uyulması çağrısını yineledi. Bu kazanımlarımızı korumamızın yolu bu aşılama çalışmalarına güçlü bir destek vermekten geçiyor. Mücadele sürerken tehlikenin de boyutları değişiyor. O şekilde, o sebeple hiçbir şekilde gevşememek gerekiyor. Ömer Çelik, ABD'nin Türkiye'yi çocuk asker kullanan ülkeler listesini almasını eleştirdi. Türkiye, insan ticaretinin önlenmesi konusunda en güçlü mücadeleyi veren ülkelerden bir tanesidir. Çocukların silah altına alınması konusunda sürekli yaptığımız uyarılara rağmen Türkiye'nin suçlanması, doğrusu söylemek gerekirse, büyük bir basiretsizlik, aymazlık ve çok büyük bir yalandır. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm talebini yineledi. Kölelik düzenini asla kabul etmeyiz. İki devletli çözümden başka bir herhangi bir çözüm modeli kalmamıştır. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nı yalancılıkla suçladı. DAEŞ'le mücadeleye Türkiye'nin destek vermediği konusunda Yunanistan Dışişleri Bakanı yalan söylüyor. Net. Bakın, yanlış söylüyor demiyorum. Bilgi eksikliği var demiyorum. Net söylüyorum, yalan söylüyorum. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yaşadığı süreci değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi'nin baskı altında olduğuna dikkat çekti. Siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu. O gün söylediklerimiz kabul edilseydi... HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş mecliste basın açıklaması yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali ardından Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun cezaevinden çıkmasını değerlendirdi. 3 ay meclis Anayasa Mahkemesi'ni beklemeliydi. Çünkü devam eden bir yargı süreci vardı. Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilimizin tabii ki derhal bir an önce vekilliğinin de iade edilmesi gerekiyor. HDP'nin tutuklu diğer milletvekilleri için de çağrı yaptı. Rehin tutulan, cezaevlerinde olan arkadaşlarımızın aslında bu karar kapsamında ve ışığında hepsinin tutukluluğunun, hükümlülüğünün ya da bazıları hakkında karar da verildi. Tamamen siyasi kumpasın, siyasi darbenin neticeleri olduğunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi. Hukuk karnesi tam bir fecaat. Ekonomi karnesi tam bir fecaat. Tek adam rejimi hukuk açısından şunu söylüyor. Ben oldum, yaptım rejimine dönüşmüş vaziyette. Anayasa Mahkemesi'nin baskı altına alındığını söyledi. Yüksek perdeden AYM kararlarını eleştiri değil, direkt suçlayan, aşağılayan, yeren, tahkir eden bir mahkemeyi ifade, yani buna dair sözler sarf ediliyor. Türkiye'nin legal bir devlet olmadığını aslında ilan ediyorlar. Din alimlerinin gözaltına alınmasına ve karakolda tutulmasına tepki gösterdi. Saray dinine, dayatılan dine, dinin tekelleşmesine karşı çıkan din insanları işte
gözaltı ya da baskıyla susturulmak isteniyor. AKP dini de ibadeti de açıkçası kendi tekeline almak istiyor. Emine Erdoğan'ın porsiyonları küçültün çağrısını eleştirdi. Ejder meyveleriyle beslenenler halka porsiyon küçültün dediler. 50 bin ağacın kesildiği yerleşkede yok yok gerçekten. Halkın olan o güzelim koy sadece bir tek ailenin emrine amade. Evet, Meral Danış Beştaş değindi. İstanbul'da din alimlerinin gözaltına alınması, 70 yaşın üzerindeki 25 din aliminin evleri basılarak gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. HDP'li Tülay Hatimoğulları Cumhur İttifakı'na seslendi, haddinizi bilin dedi. HDP milletvekili Hüda Kaya da toplumsal muhalefetin sessiz kalmaması gerektiğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında polis 3 Temmuz'da Demokratik İslam Kongresi ve Din Alimleri Derneği üyelerinin ev ve derneklerine baskın düzenledi. DİAYDER Başkanı Ekrem Baran'ın da aralarında bulunduğu yaşları 70'in üzerindeki 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 23 kişi Maslak Jandarma Karakolu'nda, 2 kişi de Eyüp Jandarma Karakolu'nda tutuluyor. Gizlilik kararının bulunduğu dosyada 28 kişi hakkında soruşturma yürütülüyor. 3 kişi hakkında ise yakalama kararı var. Saray aslında kendi İslam'ını yaratmak istiyor. Her Müslüman'ı AKP'li yapmak için, zorla AKP'li yapmak için, olmuyorsa iktidarın gücüyle ona zulmetmek hangi kitapta yazar? HDP Halklar ve İnançlar Komisyonu'ndan sorumlu eş genel başkan yardımcısı Tülay Hatimoğulları partisinin genel merkezinde konuştu. Gözaltılara tepki gösterdi. AKP bütün toplumsal değerlere aykırı davranan artık zararlı bir oluşum haline gelmiştir. Burada Cumhur İttifakı'na sesleniyoruz. Yeter artık, haddinizi bilin ve toplumun hassasiyetlerine saldırmaktan vazgeçin. Bir tepkide HDP İstanbul Milletvekili ve Demokratik İslam Kongresi eş sözcüsü Hüda Kaya'dan geldi. AKP iktidarına teslim olmadıkları için, sarayın dinine biat etmedikleri için, sarayın politikalarına teslim olmadıkları için bu hocalarımız hedef haline getirilmişler. Saldırıların muhalefete dönük olduğunu söyledi. Sindirmek, pasifize etmek şeklinde kendisini muhalefet edemeyecek bir noktaya getirmeye çalışmaktadır. Tepkisizliğin sonuçlarına işaret etti. Eğer toplumsal bir muhalefet olarak bir ses çıkarılmazsa, yarın bu yöneliş diğer inanç topluluklarına da yönelebilir. Mardin merkez ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda da 56 yaşındaki Barış annesi Hayat Aktaş 29 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Nusaybin Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'de tutulan Aktaş, nezarethanede rahatsızlandı. Şeker ve tansiyon hastalığının yanı sıra ameliyat yarası iltihaplanan Aktaş, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Verilen serumun ardından tekrar emniyete götürülerek nezarethaneye konuldu. Annesinin sağlığından endişe eden Yusuf Aktaş, bir an önce bırakılması çağrısı yaptı. Kürt yazar Musa Anter'in öldürülmesine ilişkin davada Adalet Bakanlığı'ndan istenen belgeler yine gönderilmedi. Dava sonuçlandırılmazsa 22 Eylül 2022'de yani yaklaşık bir yıl sonra zaman aşımına uğrayacak. Avukat Mehmet Selim Okçuoğlu davanın devlet eliyle mahkeme koridorlarında tarihe gömülmek istendiğini söyledi. JİTEM ana davasıyla birleştirilen Musa Anter davasının 28. duruşması Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada dönemin Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya'nın Segbis aracılığıyla tanık olarak dinlenmesi bekleniyordu. Ancak Çatalkaya duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti başkanı sanık Mahmut Yıldırım hakkında yakalama emri yazılarına cevap verilmediğini belirtti. Sanık Abdülkadir Aygan'ın ifadesi ve sanık Cemil Işık'ın öldürüldüğüne dair kayıtlar için Adalet Bakanlığı'na yazılan yazılara da cevap gelmedi. Duruşmada konuşan Anter ailesinin avukatı Mehmet Selim Okçuoğlu, zaman aşımının dolmasına bir yıl kaldığını hatırlattı. Adaleti, hak hukuku nerede arayacağız diye sordu.
Burada devlet eliyle yargı erkinin etkin bir soruşturma yapmasının önü tıkanıyor. Zaman aşımına uğratılarak davanın mahkeme koridorlarında tarihe gömülmesi isteniyor dedi. Yargılama süreciyle bizim yargılama sürecimiz arasında herhangi bir bağlantı yok. Mahkeme heyeti Adalet Bakanlığı'ndan istenen belgeler için tekrar yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma 24 Kasım'a ertelendi. Ape Musa olarak bilinen Musa Anter 22 Eylül 1992'de öldürülmüştü. Davada tutuklu sanık bulunmuyor. Dava sonuçlanmazsa 22 Eylül 2022'de zaman aşımıyla dosya kapatılacak. Evet, şimdi Ankara'ya gidelim. Somalı maden işçilerinin direnişi, Ankara yürüyüşü devam ediyor. Derya Okutan orada, onu izliyor ve yanında da CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel var. Özgür Özel de kısa bir söyleşi yapacak. Merhaba Derya. Merhabalar Kemal Göktaş. Evet, Ankara'ya alınmayan Somalı madencilerin eylemleri sürüyor. Dün mecliste görüşmeler yapmışlardı AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Eltaş'la görüşmüşlerdi. Ancak bir sonuç çıkmayınca bugün meclise yürüme kararı almıştı işçiler. Önleri polis tarafından kesildi. Yürüyüşe izin verilmedi. Uzun süren görüşmeler yapıldı. Kalabalık bir CHP milletvekili heyeti burada. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel dahil. Onların da girişimleriyle ancak işte bu eyleme izin verildi. Şu an gördüğünüz gibi işçiler bu alanda baretlerini yere vurarak tepkilerini dile getiriyorlar. Şimdi CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel konuğumuz ve yaşananları konuşacağız. Sayın Özel, bugün... Şöyle biz yapalım ama şu anda bir açıklama yapıyorlar. Hazır canlı yayındayken bence siz açıklamayı verin, biz sonra konuşalım. Açıklama yapacağız diye seslendi. Özgür Bey, çok kısaca sizden alalım o zaman. Daha sonra açıklamayı verelim. AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı ile de görüştünüz. Görüşmenin sonuçlarını alabilir miyiz kısaca? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu mücadele 8 yıllık bir mücadele. Önce onu söylemek lazım. Soma faciasıyla bir görünür olan bir mücadele. Soma faciasından önce Uyar Madencilik'te düzenli olarak belli aralıklarla bir uzuv kopması, bir sakatlık, bir gözün görmeyeceği kaza, ardından ölüm, devamlı bunlar oluyordu. Biz de bunlara dikkat çekiyorduk. Sonra Soma faciasından 8 ay önce iki madencinin öldüğü bir kazadan sonra bu madeni devlet kapattı. Bu madenin 880 tane çalışanı haklarını alamadılar. Kıdem tazminatlarını, ihbar tazminatlarını, iş kazasına uğrayanlar onlarla ilgili kazandıkları tazminatları alamadılar. Soma faciasından sonra yapılan eylemlere Uyar işçileri de katıldı ve orada yapılan görüşmelerde bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o zaman başbakandı, onun bulunduğu bir ortamda Uyar Madencilik çalışanlarına 15 madde madencilere söz verirken, birinci madde iş güvenliği, ikinci madde örneğin iki asgari ücretle ilgili düzenleme yazıldı. 15. madde Uyar Madencilik'teki tazminat sorunu çözülecektir de. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda yapılan bir tutanakta bu söz verildi. O günden bugüne de 6 yıl geçti. En son Soma maden faciasındaki o ocaktaki 2800 işçinin sorununu bundan yaklaşık 8 ay önce çözmüştük. Oraya bir uyar kelimesi eklenseydi bir sorun kalmayacaktı. Onu eklemedikleri için arkadaşlar hak arama mücadelesine yeniden başladılar. Hatırlayacaksınız, Süleyman Soylu ile Manisa'da konuştular. Yürüyorlardı, aynen böyle baretlerini yol kenarında yere vuruyorlardı. Süleyman Soylu onlara söz verdi. 1 Ocak ama en geç 15 Ocak diye. Onun üstünden de 6,5 ay geçti. Hala bu sorun çözülmedi. Görüşmeler yapıldı. Şimdi meclis kapanacak. Kapanmadan önce görüştükleri bakanlık yetkilileri bir madde ile sorun mecliste çözülebilir dediği için geldiler. Biz randevu aldık. Devamlı görüşmeler yapıyorlar. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun, grup başkan vekilleri bunun mecliste çözülmesinin kötü örnek olacağını, tazminatını alamayan herkesin devletten isteyeceğini söylüyor. Bu doğru bir tez değil. Onu açıklığa kavuşturalım. Çünkü madenler anayasaya göre devletindir. Siz bir başkasına orayı işlettiriyorsanız ve orası o kişi tarafından haklar verilmeden kaçıp gidiyorsa, tazminat hakları ortada duruyorsa, otomatikman sorumluluk devlete düşer. Bu herhangi bir inşaat işçisi gibi değil.
Madenin kendisi zaten devletin anayasaya göre. Devletin işletmesi gerekiyor. Yapılan rödevans uygulamaları falan da anayasaya aykırı. Alternatif bir çözüm var mı peki? Alternatif çözüm, yani doğru çözüm. İktidarın önerdiği. Bizim üzerinde durduğumuz doğru çözüm kanunu düzenleme. İktidar başka şeyler yapalım diyorlar. Hani şunu söylüyorlar diyemem ama kimi diyor örtülü ödenekten mi ödense, kimi diyor bir başka çare mi bulunsa falan, ama kanuni düzenleme kadar güvenceli ve doğru bir düzenleme yok. O konuda son gelinen nokta, dün de AK Parti grubundan olumsuz cevap gelince bugün sabah 10'da yürüyüş kararı almışlardı. Biz de buraya geldik. Güvenlik güçleri Anayasa Mahkemesi'nin açık kararına rağmen karayolunda yürüyemeyeceklerini söylüyorlar. Onlar yürümek istiyor. Bu aşamada sendika başkanı üyelerinden konuşarak, madencilerle konuşarak, madem öyle son bir, ya emniyet güçleri dedi ki son bir diyalog kurun. Onlar da dediler ki madem öyle biz Cumhurbaşkanı'yla, eğer Ankara'da değilse yardımcısıyla görüşmek istiyoruz. AK Parti grup başkan vekili olmaz diyor ama bize verilen söz var. Bize de sözü Cumhurbaşkanı verdi başbakanken. O sözün sahibine gitmek istiyoruz dediler. Ben bu taleplerini Naci Bostancı'ya aracılık ederek ilettim. Naci Bey'den haber bekleniyor. Günlerdir burada bekliyorlardı. Yürüyüş kolu oluşturdular. Başta izin verilmedi. İşte çok işlek bir yol. Trafiği de tehlike altına almayacak şekilde, yola paralel bir şekilde belli düzenli aralıklarla baretlerini vurarak seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bütün Türkiye'ye, bütün basına sesleniyoruz. Bu sesi duysunlar. Bu hak arayarak madenciler Kasım ayında uzun bir mücadelenin sonunda 2800 madenci hakkını aldı. Buradaki 800 madencinin de hak arama mücadelesi çok onurlu bir mücadele. Buna herkes destek versin. Bir de şöyle bir vasatı dayatıyorlar. 30 yıl önce bu ülkede Zonguldak'tan Ankara'ya madenci yürüyüşü yapılabiliyordu. Bugün Ankara'da bir benzin istasyonundan çıkma noktasında saatlerce süren tartışmalar, pazarlıklar oluyor. Türkiye'yi mahkum ettikleri nokta bu. Son sözüm de şu olsun. Yürüyeceğim diyen madenci kendine verilen söz tutulmadığı için yürümek istiyor. Yürütemeyiz miyiz diyen polis de onlardan daha çok kendilerine söz verilip tutulmamış bir başka emekçi gruptur. Görevleri gereği bunu yapıyorlar. Ama Recep Tayyip Erdoğan madencilerin hakkını vermediği gibi bütün Türkiye bilsin ki polislerin de hakkını vermedi. 8 seferdir 3600 ek gösterge. Herkes fazla mesai alır, polisler alamaz. Bugün onların kanunsuz emirlerini uygulamaya zorladıkları polisler madenciler gibi aslında birer mağdur. Bunu da bütün Türkiye görsün. Çok teşekkürler. Evet sayın seyirciler, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in de aktardığı gibi işçilerin yürüyüşüne izin verilmeyince polisle yapılan görüşmeler sonucu yola paralel bir alan açıldı. Burada madenciler 15 dakika boyunca baretlerini yere vuracaklar. Belirli aralıklarla 2 saatte bir bu eylemi tekrarlayacaklar. Tabii bu arada CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in görüştü. AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı'dan da haber gelecek. Bostancı'dan Cumhurbaşkanı yardımcısından randevu talep edilmişti. Çünkü işçiler bunu talep etmişlerdi. İşçilerin eylemi devam ediyor. Tabii burada hem maden ocağı kapatıldığı için tazminat alacakları olan işçiler var. Hem de iş kazasından dolayı tazminat alacağı olan işçiler var. Şimdi onlardan birisiyle konuşacağız. Ali Kandemir'le yaşadıklarını konuşacağız. Sayın Kandemir, siz ne zaman geçirdiniz iş kazasını ve neler yaşandı? Bu süreci özetleyebilir misiniz kısaca? 31 Temmuz 2007'de Uyar Madencilik'te iş kazası yaptım. Bu esnada iki gözlerimi kaybettim. Arkadaşım İdris Sarıkaya da bacaklarını kaybetti. Biz bir yıl iş yerimize insafiyet davrandık ve bu konuda anlaşmak için. Ama olmadı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş hakim ve savcıları tarafından, yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki adalet sistemine göre biz bu adalete başvuru yaptık ve adalet sürecimiz kazandık. Ondan sonra Yargıtay onayladı ama biz bundan tabii ki hiçbir hak alamadık. Burada Mustafa Elitaş'ın dediği bir şey var. Mustafa Elitaş diyor ki sizin diyor hukuki hiçbir şeyiniz yok. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mahkemeler, savcılar demek ki hukuksuz bir iş yapıyorlar. Bundan sonra siyasi yola denemeye çalıştık.
Bu Ankara'ya siyasi yola 15 defa geldik, siyasilerin ayaklarına 15 defa geldik. 15 defa geldiğimiz takdirde hayır denilmedi. Her seferinde evet denildi ama neticede para ödeme veya işçinin mağdurluğunu giderme gibi hiçbir şey söylemiyorlar. Ali Bey, bugün engellendi eyleminiz. Bundan sonra ne yapacaksınız? Çok kısaca vaktimiz kalmadı. Bir iki cümleyle alabiliriz. Biz bu işte dönmek yok. Yani biz buraya geldiğimiz slogan ölmek var dönmek yok. Yani biz buraya geldik. Eğer bizi engelleyip yani bizi yürütmemek veya bizim işimizi çözmemekle bizi avutmaları sadece kendilerine avuturlar. Buradaki işçiyi asla avutamazlar. Madenci, yerin altındaki doğanın ciğerini söken madenci bugün de Ankara'daki işlere, buradaki Ankara'daki ve büyük yani meşeğin verdiği Süleyman Soylu'nun, Enerji Bakanı'nın, Özlem Zengin'in, Mustafa Eltaş'ın verdiği sözleri de tutulup alacaktır. Yani madenci yerinin altındaki ciğeri söküyorsa, yerin ciğerini söküyorsa burada da hakkını alacaktır ve alacağız. Yani ölmek var dönmek yok. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, Sumanlı madencilerin eylemi bir benzin istasyonunda Ankara'ya 40 kilometre uzaklıkta Polatlı ilçesinin Temelli mevkiindeki bir benzin istasyonunda devam ediyor. 5 gündür buradalar. Bugün de söylediğimiz gibi şu anda baret vurma eylemiyle sürdürüyorlar eylemlerini. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bunlar. Gelişmeleri yine takip ediyoruz Kemal Göktaş. Deli Okutan'a teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok önemli bir işçi direnişinin ayrıntılarını bize aktardı. Medya Kritiğin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.